Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mektubat 26. mektup 4. mepas 8. mesele. 27. sözün İçtihada mani esbabın 5. sebebinin 3. noktasının 3. misalinin haşiyesidir. Oradan buraya atıf yaptı. Mühim bir sual. Yani orayı anlamadım veya böyle olur mu diye katılım veya sormak isterseniz sorun. Ben de biliyorsam söyleyeceğim. Bazı ehli tahkik demiş ki elfaz-ı Kur'aniye, Kur'an'ın lafızları, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bunlar ve zikriye tesbihi 33 defa veya Kur'an okumak ve sair tesbihlerin her biri mutadid cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini tenvir eder, manevi gıda verir. Yani o evrat zahirde bir Subhanallah, Subhanallah gibi tekrar ederken aslında en basiti, en sureti şu. Subhanallah derken bir harcıyoruz, enerji harcıyoruz. O Subhanallah derken harcadığın enerji, o bir kere ortaya çıkan bir var, bir şey yani. Elhamdülillah dedim derken bir enerji, enerji oldu ki diyebilirim. Mesela kaldırıyorum. Enerji lazım, güç lazım. Mesela şöyle diyeyim, karşıdan bir haram geliyor, haram var. İçeriden bir dürtü geliyor, bak. Bak, bak gibi zorluyor. Bu enerji değil mi? Bu var bir şey. Ortaya çıkmış. Hayal değil bu. Var da yok olmaz. Kafayı çevirdin. Bakmıyoruz. O ne olacak o enerji? Bak diye çıkan enerji. Uygulamadın. Uygularsan şöyle olur. Böyle heyecanlanan adama kızım bir tane vurdun rahatladın. O enerji harcadın. Yumruk attık ya. Enerji harcandı rahatladın. Şimdi içeriden gelen bir dürtü harama karşı bakmadın. Bak diyor, bakma. Var bu enerji. Mesela evde tek başına televizyonda vesaire bakmıyor. Bu enerji ne oluyor? Yani o dürtü ne oluyor? Bakmayınca onun adı kemalattır. Ne demek kemalat? Şeytanın vücududur o. Bak bak o enerji bak. Yani öfkenin gücüyle yumruk atıyorsun ya ne kadar öfken varsa. Bak şiddetli olan bu enerji bu donuyor. Mesela çakmaklarda gaz oluyor ya. Bassan uçar. Çakmakta salladığımız zaman su değil mi su içi? Aslı su mu? Değil. Ama su olarak sıkıştı değil mi? Yani gaz niye suya dönüştü? Üzerindeki ısı alındı. Tekrar gaza basıp su niye gaza dönüşüyor? Ortamdan enerji alıyor, aslına dönüşüyor. Gaz suya, su gibi çalkalanıyor. Su gaza dönüşüyor. Buzdolabı kanunu aynı böyle çalışıyor. Ortamdan ısı alıyor, kendi aslına dönüşüyor. Su gaza dönüşüyor. Şimdi şeytanın iki tane bize kazanımı var. Kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Makasid-i hayri külliyeye vesile oluyor. Kemalat insaniye nasıl sebep oluyor? Bak, bak! Olan enerji bakmayarak o ne olacak? Kemalat olacak. O yok olmayacak. O enerji, o gaz suya dönüşecek. İşte Subhanallah, Subhanallah derken harcadığımız o güç var ediyoruz. Adeta haşa yoktan halk ediyor. Yoktu. Subhanallah. Nereden şimdi? Söylemeden önce yoktu. Söylerken var. Söyle bittikten sonra yok. Subhanallah. Şimdi var mı? Yok. O ama enerji yok olmuyor. Diyor ki, elfaz-ı Kur'aniye, Kur'an'ın lafızları veya namaz tesbihleri gibi, evratlar gibi, şu anda dersler gibi, sair tesbihlerin her biri mutadid cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini tenvir eder, manevi gıda verir. Manevi gıda oluyor. Buna mesela bende hakkal yakın derecesinde olmuş. Niye? Almanya'ya da böyle denk gelmiştim böyle birkaç tane imamlık yaparken camide. Sağım olmadığı halde. Hasta, Allah Allah, böyle zor tutuyorlar, saldırıyor. Tebareke bir şey, o hürufu mukadde okuyunca bağırdı, saldı, hoppa gitti. Niye söyledim? Bir şey oldu yani. Tarih okusam, matematik okusam, coğrafya okusam buna bir şey olmayacaktı.
İşte Osmanlı İmparatorluğu Bizanslarla şöyle yaptı da surlardan Ulubatlasan çıktı şöyle oldu. Bir şey olacak mı? Olmayacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. De oluyor. Demek bir şey oluyor. Karşı iki tarafa iyi bir şey olmuyor. Demek ki ne okuyorsam onun zıttı var. Ya bu doğru ya o doğru. Bu doğru olduğuna göre orada bir şey var. Yani enerjiyi anlatmak istiyorum. Basit bir sıradan bir şey değil. Elif, la, mim. Hurufunu kadar. Karşı iki bayılıyor veya çıldırıyor. Ne demek onda sıkıntı var. Ne var orada? Ne varsa bilmiyorum ama okuyunca bu oluyorsa bunun zıttı var demek yani. Yani kelamda güç var demek istiyorum. Kelamda fikir var, kelamda his var, kelamda duygu var, kelamda latife var. Söylerken senin fikrini aktif ediyorum. Konuşurken ben gene hissiyatını aktif ediyorum. Duygularını böyle haz alıyorsun, duygulanıyorsun. Veya kötü bir şey anlatsam, nefret, siyaset anlatsam garip böyle. Gündelik mesela dolar şöyle oldu, böyle oldu falan. Daha değişik his olacak. Ama konuşuyorum. Geriliyorsun veya bilmem ne oluyorsun. Niye geriliyorsun konuşunca geriliyorsun? Demek ki kelamda hissiyat var. Hocam kelamdaki güçle manadaki güç ikisi ayrı mı? Ayrı. Mana kelamın içinde. Şöyle düşün. Şimdi kişi ben konuşmamın şu kelimenin içindeyim. O benim kelimem benim dışımda nüfus cüzdanıma benzer. Kelam diyor insanın zahirdeki kişiliğini gösteren nüfus cüzdanına benziyor. Kim mesela dağın tepesinden su çıksa İsmail, saf su. Sonra odunlardan geçse, ottan geçse, madenlerden geçse, topraktan geçse, ahırların, hayvanların oradan geçse suya bir şey yükleniyor. Orada bir şey alacak yani. Dağdan çıktığı gibi saf, arı duru değil ya. Değişmiş. Niye değişmiş? Geçtiği yerden almış. Manalar da kalpten çıkıyor, vicdana iniyor, vicdanın İçselinden alıyor, dimağa geliyor, kafaya geliyor, kafadan fikir oluyor, his oluyor, izan oluyor, iltizam oluyor, akıl oluyor, taayyul oluyor, geliyor sana. Bunlar olduğunu nereden biliyoruz? Sen de eğer samimi dinliyorsan, ya hayalin aktif oluyor Allahu Ekber dediği gibi, veya düşüncen aktif oluyor, veya duygusallık oluyor, hisler oluyor. İşte kelamın içerisi dağdan inen suyun, geçtiği yerden üzerine aldıkları gibi değişiyor ya. Kelam da kalpten çıkıyor. Ta sana gelene kadar benim kültürümü, örf, anneanne, gelenek ve ilmimi, haletimi, hissiyatımı sana taşıyor. Postacıdır diyor ustad. Kelam. Subhanallah derken yani 33 defa hiç düşünmedi. Subhanallah, Subhanallah, evet. Subhanallah. Ama 33 defa düşünürken yılan, Subhanallah, akrep, Subhanallah. Güneş, Subhanallah. Ya. Yani bütün hepsini düşünerek söylediğin zaman o acayip daha dehşetli oluyor. Evet. Şeyde var işte bu, bunu anlatıyor. Ayet-i Hasbiye, 33 tane. Şualarda var mı? Genelde düşünmeden söylüyoruz ama evet. Demek ki düşünsek daha acayip bir şey oluyor. Enerji mi oluyor? Enerji, güç yani. Kendisi kelam güçtür. Çünkü mesela ben şu anda sakinsin sen. Sana bir şey söylediğim zaman bazen nefret. Bazen heyecan, bazen şehvet. Yani ne anlatıyorsam sen ona bir etki vermiyor musun, tepki vermiyor musun? Bir şey anlatıyorum, celallenir. Vay ya nasıl dedi ya, Allah Allah ya. He ya çaydan geçti adam bir de şöyle yaptı. Çayımızı mesela çocuk sana dese ki çay alim yerine şöyle yaptı, baba böyle yaptı. Laf işte. Coşmuyor musun? Lan nerede lan bu silahın? Veya bir şey anlatıyorsun, coşuyor adam ağlıyor. Ne var kelamda? Eğer anlatıyorsa kendisinin duygusallığını nakletmiş. Seni düşündürebiliyorsa içerisinde fikirleri var. Tembir eder manevi gıda olur. Manaları bilinmese, şimdi oraya geldi. Sen Subhanallah, Subhanallah, yılan, akrep, Subhanallah diyor, dağlar diyor ama bilirsen daha değişik oluyor. Bilmesen ne olacak? Manaları bilinmese yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor diyor. Soru bu da. Daha sorudayız ha. Lafız bir libastır. Kelam elbisedir elbise. Kim var peki içeride? Bak benim elbisem var. Gömlek var, atlet var, vücut var. Görüntüm var. Ben bu değilim ki. Bu da değilim. Bu benim yüzüm. Benim ama. Benim kazan der gibi. Lafız, kelam bir libastır. Değiştirilse
her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? Yani madem kelime, çok önemli kelime, elbiseye benziyor. O zaman Türkiye, Ermenistan, Almanya, Fransa, her devlet kendi lisanına göre Kur'an'ı ifade etse olmaz mı? Madem kelam lafızdır, esas maksat ruhuysa, içerisi ise, kelam değilse ne olur? Bakayım oluyor. El cevap, elfaz-ı Kur'aniye, Kur'an'ın lafızları, tesbihat-ı nebeviyenin lafızları, camit libas değil, cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değilse vücuda zarardır. İzah edeceğim. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim, gördüm ki o alet hakikattir, o alet şudur ki. He, ne dedim? Şimdi bir Ermeni, bir Fransız Kur'an'ın madem kelam libastır, böyle kazağı ben giydim, beni tanımladı. Sen giysen ne olacak ki? Kur'an'da böyle lafızları, böyle elbiseyi Ahmet Mehmet giyse ne olur dedi soru. Dedi ki bu insanın kelamında olabilir. Tam da olmaz yani. Çünkü tercüme asıl gibi değil. Olamaz. Çünkü niye olmaz? Ben ihlaslı söylememişsem bir kelamı, içinde hissiyatım yoksa, içinde yaşanmamış bir hadiseyi anlatıyorsam sana tesir etmiyor. İçi boş. Kur'an'ın lafızlarında ise Allah var. İlim, irade, kudret var. Kelam var ya kelam. 433'te söylüyor sözlerde. Kelam sıfatı. Subutu sıfattan. Subutu sıfat sayayım. İlim, irade, sem, basar, kelam, hayat, kudret. Kelam, bu Kur'an kelam sıfatı ama içerisinde ne var? İlim, irade, kudret var. Nasıl anlayacağız? Ona bir örnek vereyim. İçinde bu var. Yani insanın konuşmasına benzemiyor demek. Mesela şimdi İsmail dışarıda kar yağdırılıyor. Öyle zannediyorum şimdi. Desem ki, yağma ey sema, dinler mi beni? Yerde su var şimdi, gideceğiz. Aşağı ineceğiz şehre, köydeyiz. Ey arz, ey toprak, ey yol, suyu yut, kaybet suyu, ben geliyorum. Yapar mı? Niçin yapmaz? Çünkü kelam, evet Allah da böyle söylüyor. Allah'ın söylemesiyle benim söylemem niye farklı? Ben söylüyorum semaya, suyunu kesmiyor. Ben söylüyorum dünyaya, suyunu yutmuyor. Yani kelamın içinde kudret, ilim, irade zayıf. Şimdi yok yani, zayıf değil, zayıf, toprağa hükmetmiyor. Allah semaya derken, ya dubleyi veya sema akli, ey sema, suyunu kes derken, kesiliyor, keserken söylüyor. Kelam, kudret, kudret kelam olmuş. Mesela bir insan düşün, yaparken söylüyor usta, çırağına, bak diyor böyle bakıra vuracaksın, şöyle dik vurma, şekillenmez o, demir, ısıttık, tamam mı? Dedemden görmüştüm, demiri ısıtıyorsun, bıçak yapacaksın. Şöyle vurmazdı dik. Kaydırarak vurur böyle. Tak böyle. Sıcak ya şekil veriyorsun. Bak şimdi demire böyle dik vurma diyorum. Şimdi bak ezberden. Kaydırarak vur. Bir de demiri gösteriyorum. Bak vururken böyle kaydırarak vur. Söylerken yapıyorum, yaparken söylüyor. O zaman kelamın içerisinde ne var? Kudret var. Eylem var. Bir de görsel gördüğümden dolayı ilim var. Ama elimi kapatıyorum. Demire vururken çekici, dik vurma, aşağı doğru bastırır. Kaydırarak esnek ol. İnceletmeye, bıçağın ağzı gibi üst taraf kalın, diğer taraf ince olsun şekilde böyle latif vur. Onunla beraber ol. Böyle vururken böyle vurma. Bir de böyle vuruyorsun bakın. Yani eşya, arabayı kullanırken mesela adam çukura düşüyor, umurunda değil. Ama bir de arabaya yapışmış bir insanlar var, arabayı çok sever. Sanki fena filan araba olmuş, ona yapışıyor, çukura düşünce o da düşüyor böyle gibi. Şimdi bir de bak şöyle diyorsun, bak demire şöyle vuracaksın oğlum, çırağı anlatıyorsun. Allah yaparken söylüyor, söylerken yapıyor. Usta çırağına söylerken yapıyor, yaparken söylüyor. Ne var o zaman? Bu fiilde konuşmak, konuşmam fiile dönüştü, konuşmam fiile fiil konuşmaya dönüştü. İkisi format değişti. Bakıyorum ha, hem konuşuyor hem yapıyor. O zaman yapma ile konuşmak eşit.
Kur'an'ın lafızlarında yani insana benzer, çünkü insana hitap ediyor. Kur'an meleklere hitap etmiyor. Bana hitap ettiği için benim konuşmama benzeyecek. Kur'an insanın konuşmasına niye benziyor? Bana hitap ediyor. Ben nasıl anlayacağım? Kur'an benden üstün bir mertebede konuşsa, Kur'an size apaçık geldi diyor. Ben anlamıyorum ki. Benim seviyemde değil. Bir hoca ilkokula gider, suyu anlatır. Ortaokula gider, suyu anlatır. Liseye gider, üniversiteye gider. Onların seviyesinde anlatıyor. Üniversitede kuantum fiziğiyle anlatırken suyu, lisede enerji boyutunda anlatıyor. Ortaokulda kimyasal yapıyı anlatıyor. İlkokulda da suyun vasıf ve sıfatlarını anlatıyor. O profesör ilkokullara seviyesine konuşurken, tabii pat küt çat küt onun seviyesinde düşük söyleyecek. Profesörün basitliğinden mi? Muhatap olan çocukların seviyesi düşüklüğünden mi? Allah da bize hitap ettiği için bize hitap ediyor. Kendisine yakışır gibi değil, bize uygun konuşuyor. Kendisine yakışır gibi olsaydı hiç zaten yanına yanaşamazsın. Anlamazsın. Allah konuşmadan konuşuyor zaten. Allah konuşmadan konuşuyor. Biz konuşmasını konuşmasından anlayamıyoruz. O da bizim seviyemizde Kur'an. Şimdi Kur'an'daki lafız bizim gibi lafız ama içerisinde ilim, irade, kudret var. Bizim gibi kof değil. Kur bir söz. Bir kuru. Ey semasını kes. Kim dinliyor? Ama siha sahibi olan bir adam. Mesela uzaktan bakıyorsun böyle İsmail. Ermeniler bakıyor. Siha'ya diyor ki in aşağıya. İnmiyor. Ruslar diyor ki in aşağıya. İnmiyor. Ama bayraktar olan çocuk konuşuyor bak. İn aşağıya derken böyle in diyor. İndiriyor. Yani konuşmasını bu fiil olarak gösteriyor. Onun lisanıyla. Kur'an'ın lafızları manasına uygun. Yani Kur'an'ın sözleri böyle benim giydiğim bir libas gibi değil. Bu cansız. Bu canlı. Bu da libas. Deri de libas. Bu da libas. Ama bunda hayat yok. Bunda hayat var. Beşerin kelamı kazak gibi bana giydirilen. Allah'ın kelamındaki kelam cilt gibi. Cilt canlı ve ruhludur. Başka? Canlı ve ruhlu ama en cami ayna surattır. Bizim tabirle surat yani sima. Şimdi hiçbir ayna sima kadar net olamaz. Adamın namazsızlığı, adamın beynamazsızlığı, adam zina mı? İçki mi içmiş? Nur talebesi mi? Tarikatçı mı? Yalan mı söylüyor? Adam maneviyatı, tekemülü, siması, yaşını, hastalığını gösteriyor. Affedersin, özür dilerim. Gayta ve idrar iç organlarını dışarıya taşıyor ya, doktor diyor ki bunu tahlil et. Sima kadar net bir ayna yok. Neyi gösteriyor? Ruhu gösteriyor. Diyorsun olan vallahi bu simada yalan olmaz ya. Ruhu en güzel gösteren ayna sima. Bak bu da şey elbise. Bu da elbise. Bu beni tanımlıyor. Bu kim giyerse onu, ona uygun olur. Bunu çıkartayım. Hasan demezsiniz ya. Ama bu Hasan. Bu da deri. Yani bu da elbise. Bedene giydirilen elbise. Kur'an'ın kelamına giydirilen elbise kelam cilde benziyor. İnsanın içsel yapısını, iç organlarını gayta ve idrar gösterirken ruhunu dışarıda gösteren ayna. Böyle bir ayna var. Adem senin duygularını kim gösterebilir dışarıda? Ama sima gösteriyor. Hayırdır diyorsun değil mi? Diyor mesela Allah Allah canım bir yere mi sıkıldı? Yok. Yok abi. Bayağı düzülmüşe benziyorsun. Yok abi. Mimiklerini gösteriyor. Yani bir ara meşgul olduğum için söylüyorum. Kur'an'ın harfleri Allah varken hiçbir şey yoktu. Vav'ı niye böyle yapmış? Lam'ı niye böyle yapmış? Bu şekilde ifade ediyordan girdim. Bu sefer adamın o zaman Şaban Ali'nin o evinden o dönemlerdeydi. Sonra Rabbime dua ettim benden kalktı da rahat ettim. Biraz fazla meşgul olmuştum içeriye. Adam girdiği zaman namazı mı cenabet mi belli oluyordu. Evet simadan cenabet mi değil. Yani bunlar hep gösteriliyor. Hep gözüküyor, görüyor. Yani bir keramet değil bu. Mesela İbrahim Hakkı zaten diyor ama mesela kel olan, uzun boylu olan, şu olan. Nerede mi? Kelle ne alakası var adamın ahlak durumu? Uzun boylu olan, şu olan, şişman olan, şöyle yürüyen, böyle yapan, saçı beyaz, uzun, siyah olan, şu olan, bu olan, tırnakları şöyle olan, parmakları uzun olan. Bunlar hep konuşmak arkadaşlar. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Ruhu
ruhumuz dışarıda kendisini ifade ediyor da, bakma etrafımız cahil, kimse anlamıyor. Yoksa kepazeliğimiz deşifre olmuş. Çarşaf çarşaf dışarıda ya. Ehli kadının ve erkeğin yüzüne baksın, maddi ve manevi bütün organını buradan seyreder. Kadın ve erkeğin bütün maddi ve manevi organını, tesettürün niye ta peçeye kadar olduğunu, bunu bilen, ha evet der. Ya. Maddi ve manevi her uzvunun vasfı ve sıfatlarını bilir. Kardeş, hiçbir yerde tesadüf yoktur. Kur'an'ın lafızları bu cilde benziyor dedi burada. Cilt. Ruhumu gösteriyor. Kalbimi ne gösterir? Bu göstermez. Kalbini diyor, göz gösterir diyor münafık bahsinde. Vicdanımı ne gösterir? Küçük bir cennet ve cehennem olur. Dimağımı ne gösteriyor? Eylemlerim. İşte Kur'an'ın lafzını değiştiremezsin. Çünkü içinde Allah var. Benim kazamı değiştirirsin. Ama cildimi değiştiremezsin. Cilt nakli yapsan o ben değilim. Onun için Kur'an'ın lafzını Fransız ve Rus ve Türkçe yapamazsın. Bu deriyi değiştirmek gibidir. Getir senin derini buraya takalım, monte ederim, olur. Ama benim simam oraya nasıl yansıyacak? Ruhumu nasıl gösterecek sana? Sana bakıyor böyle. Mesela tırnağa bakıyor adam. Öyle denk gelmiştim. Dedi ki kardeşim dedi Almanya'da adam. Türk yani, çok seviyeli. Bir de pendikte rastladım. Pendikte rastladım. Diyor ki bak, sen suyu az içiyorsun. Bak böbrekte sıkıntı başlayacak. Başlamış gibi bak böbreğe. Su az içiyorsun. Ondan sonra bak şu oldu diyor parmak. Mesela uzun parmak, kısa parmak, tombul parmak. Yani bu kadar uzatmamın sebebi, bu cilt elbiselik sif vazifesini yapmıyor. Dışarıda ruhumuzun nüfus cüzdanına benziyor. Onu tanımlıyor. Ruhu anlatıyor. Bir de okuyayım isterseniz bak ne diyor. Elfaz-ı Kur'aniye ve Tesbihat-ı Nebeviye'nin, Subhanallah, Subhanallah, Tesbihat-ı Nebeviye'nin lafızları camit libas değil. Öyle bunun gibi değil. Camit libas, cansız değil. Cesedin hayatlar cildi gibidir. Cesedin hayatlar cildi gibi. Biliyor musunuz bu yeni daha yeni çıkıyor. Ta eskilerden usta söylüyor. Şu cilt akıllı, biliyor musunuz? Şuurludur. Meremi sürdüğün zaman nerede ne alacağını biliyor. Şuuru var ya, kendisine uygun şuuru var. Şuurlu, hayatlı ya. Hayat olunca hayatın içerisindeki bütün mertebeler var. İşte Kur'an'ın diyor lafızları cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mumur zamanla cilt de olmuş. Yani ben mesela 50 seneden beri kullanıyorum. Artık o asıl olmuş bu sima. İnşallah bir de zaman olursa başka zamanda, insanda 6 aydan fazla hücre olmadığına göre, senede 2 defa bu hücreler değiştiğine göre simaya bakıp insanın yaşını nasıl tespit ediyorlar? Onu anlatırdım size başka zaman inşallah. Tam 7-8 senemi aldı bu. Nasıl yaş? 2 senelik hücre yok. 1 senelik hücre yok. Senede 2 defa değiştiğimi aldı. Yaşına bakıyorsun, diyorsun ki şu yaşta. Nasıl oluyor? Bak yaş hep belli. Ama ben anlamıyorum. Ya endişe etmeyin ya. Çünkü eski dua ettim ve meşgul olmadım. Çok şükür. Eskide cahilliğimiz vardı. Bir de şeye çok meşgul oluyordum. Bekle beraber. Ebced. Ve bir şekilde annesinin ismini, bir de kendi ismini Osmanlıca yazardık falan. Şimdi mesela şarlatanlar var böyle. Elini şey yaparlar. Doğum tarihini söyle. Hangi ay doğdun? Hangi gün doğdun? Mesela şöyle, sakın ha, bunlarla psikolojinizi bozar. Onlar, sen o söylediği gibi inanırsın, öyle olmaya dönüşürsün diyeyim size. Onun için her hocaya böyle okumaya, o cinim var, o şey göz var, oy büyü var, zıkkımın kökü var. Varsa o zaman çöz. Dert imal etmek çok kolay. Peki o sen gittikten sonra ne olacak? Öyle inanacak. Var cinim deyince cini çağıracaksın. Celbe diyorsun. Sakın ha bir yere gitme. Çaresi neyiz bu Kur'an? Risale'nin o kadar. Bu iki saat çaresi değilse doktora gideceksin. O kadar kolay. Hizbul Kur'an, Kur'an'dan seçilmiş ayetler. Adama niye gidiyorsun? Bana ayetler. Ha işte
Kur'an'dan seçilmiş ayetler Hizbul Kur'an. Usta seçmiş. Bir de düşünce bozukluğuna Asay-ı Musa, işte bunlar Risale-i Nur okuyacaksın. Hizbul Kur'an okuyorsun. Risale-i Nur derslerine de gidiyorsun da hem de okuyorsun. Hala sıkıntın varsa doktora gideceksin kardeşim, bu kadar. Bu kadar basit ya. Böyle yok gözdür şimdidir budur. Ya ben doktor gidince deli diyecekler. Ayağın kırılınca ortopediye baston vermiyor mu? Baston vermiyor. Baston verince sana felçlisin, topalsın, yoksun, bir yakın şahsiyetin gidiyor mu? Ya senin elbette ki ayağa giydin o kalıp, kırıkçının taktığı şey senin şahsiyetini bozmuyor ki. Ne yapıyor? O ayağını düzeltmez. Ayağın düzelmesine vesile olur. İlaç da ayağını düzeltmez, düzelmesine vesile olur. Nasıl ki ayağın kırılınca o takıyorsun, bazı serotonin ve dopamin maddesi eksik olunca da kendini farklı hissedersin. O hissin ortaya çıkmaması için o maddeyi alıyorsun, o kadar. Portakal yiyorsun. Niye C vitamini yiyorsun? Onun gibi yani. Tamam? Varlığı bir yolda cevap vereyim. Sağa sola gitmeyin, psikolojiniz bozarlar. Çoğusu da sahte yani. Çok iyi biliyorum bunu. Şey çok net değil mi abi yani? Cenab-ı Allah diyor ya, gaybı bindirmemek rahmet. Ya adam ya. Diyor ki, sana sihir yapıldı diyor. Bir de diyemem diyor. Vay biliyor, gaybı biliyor. En yakının diyor. Sen de kafanda ne olur? Yengemdir, kardeşimdir, bacana. Ya işte hop. Bak biraz önce bir şey konuştuk Furkan'la. Bir şey anlattım, tekrar izah ettim. Niye? Abi estağfurullah. Hayır, Müslüman'ın şeni odur. Müslüman'ın özelliği odur. Suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Bak bunun için söyledim. Suizan etme. Net söylüyorum. İşte senin en yakın hacı, gözünde sihir var. Sihir yapılmış sana. Yapma ya abi. Evet evet, maalesef. Kitapta böyle gözüküyor. Kim yaptı abi? Diyemem. Abi kim yaptı? Şu kadar değil. En yakının, senin sofrana oturan, odana girenler var ya odana. Onlar, ablam mı? Yengem mi? Ha bak düşmanlık yani. Baltayı çaldılar yani. Gördün mü? Baltayı çaldı bak. Mehmet çay yapıyorsun değil mi? Abi kusura bakma, nasıl bölüyorum ama ben de... Yap. Çarı yok başka. Hayır, çok hoşuma gidiyor. Çay böler mi ya? Rahat olun derste, rahat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbede torununu sevmiş ya. Hutbe şey yaparken, cumada hutbe verirken camiden torunlar girmiş. İnmiş aşağıya, almış yukarı çıkmış, şey yapmış. İyi ki yapmış. İnince demiş ki, öpmüş ya çocuğunu. Adam bir tanesi, sahabe ya. Ya Resulallah 10 tane çocuğum var demiş. Ben bir tanesini öpmemiş. Nasıl cevap vermiş? Hatırlayan var mı? Senin kalbinde merhamet yoksa ben ne yapayım? Allah senin kalbindeki merhameti kaldırmışsa ben ne yapayım? Evet. Allah senin kalbinde merhameti kaldırmışsa ben ne yapayım? Peygamber'e hakikaten o vadi, çöl vadide bu psikoloğa, bu psikiyatriste, bu insan tamircisine Allah şahit olsun ki hayranım. Allah şahidi. İman ettiğim için demiyor. Tam bir psikolog. Yani öyle bir cümleleri söylüyor ki tedavi. Mesela yemeği üfleyerek yemeyin diyor. Bu basit sıradan laf değil mi? Aslında bunu diyebilmesi için bir, ağızdan çıkan buharın, yemeğin kimyasal yapısı, ağızdan çıkan buharla yemek arasındaki kimyasal bağ, onun sonucu bedendeki sonuçlarını bilecek ki yemeğe üfleyerek yemeyin diyebilsin. Basit bir şey değil bu. Hem fizyolojiyi bilecek, bedeni bilecek, hem kimyayı bilecek. Mesela ben şey, çok acayipime gidiyor. Hadis-i şeriften hüküm yapmayın, hem teneffüs yaptırıyorum size. Ya Resulallah benim için en hayırlı amel nedir? Cihat var. Bak, zekat var. O var mı lan? Mesela her türlü diyor ki, hayır hasenat var. Senin için en hayırlı amel diyor, anne babana hizmet etmektir. Ötekisine diyor ki, ötekisine, senin için de cihattır. Ötekisine başka şey diyor. Allah Allah, ben şimdi söylenilene, o lafa bakmıyorum. Kime demiş? Buna demiş ki, annene hizmet etmektir. O adam annesine hizmet etmiyor, hain bir şey yani. Onu düzeltiyor. Ona diyor ki, cihattır diyor. Cihada gideceğim diyor, savaşa giderken ne diyor biliyor musun? Hayır diyor, sen kılıcı bırak.
annene babana hizmet et diyor. Çok tuhaf değil mi ya? İslam'ın en büyük şeyi ilahi kelimatullah maddeten teraki cihaz. Ben o adamın söylenilen zatın ruhuna uygun söylüyor. Ben o kelamla elimden geldiği kadar sahabenin ruhunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü kelam karşıdaki kişinin ruhunun kimliğini, dökümanını döküyor. Bu ondan ahkam çıkarma aşama abi kardeş. Aa, anne babaya hizmet etmek çok hayırlı. Ben hiç öyle sebep anlamıyorum. Onun ruhunu alıyor, ruhunu seyrediyor kelamda. Ayet de öyle. Kabir anlatıyor değil mi? Ben kabirle işim değil. Aa kabir. Ustad diyor ki zaman, hazır zaman tabuttur diyor. Ne yapacaksın tahta tabutuna? Zaman tabuttur diyor. Zaman bizi götürüyor. Gazali'ye demişler ki tabutu şöyle diyor. Mesela saat yapar ya böyle tık 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 tık. İnsan kabire giderken şu anda sonucum kabir ya. Adım atıyorum. Saatin tıklaması için diyor ki kabire giderken ayağımın sesidir diyor. Saatin sesi demiyor. Bak ne anlamış o. Saatin tık 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 yapması Allahu Ekber abinin ikide bir Allahu Ekber değil mi? Allahu Ekber vasfıdır da Adem değil mi? Ama ben Adem demiyorum. Allahu Ekber. Hep Allahu Ekber der ya. Subhanallah herkes der ki. Allahu Ekber demek ki. Allahu Ekber. Evet Allahu Ekber. Yürürken var ya ve giderken mesela. Adım atıyorsun ya bundan sonra. Her adımdaki pat 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 saatin tık tıkı değil. Mezara giderken, kabrine giderken ayağının sesiymiş. Ya. Hadi be şey yaptık, bir motive olduk. Yeniden bir şu şeyi okuyayım, ondan sonra keseceğim. Zaten öteki paragrafa geçmeyeceğim. Sırf okuduğumu izah edeyim. Demek ki Kur'an'ın lafızları böyle canlı ve ruhlu ve içerisini dışarıya gösteren ayna gibi cilt olmuş. Bu da cilt. Bu da cilt. Libas yani. Bu libas, bu da libas. Ama Kur'an böyle olmuş. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler mana yönfilerine alim ve nam olmuşlar. Umar olmuşlar. Mesela ezanda maksat insanları camiye çağırıp namaza çağırmak değil. Esas maksat bu değil. Biliyoruz da yazıyor. Nedir o? Hatırına kalan var mı Furkan? Ezan okumak camiye insanları çağırmak değilmiş. İslam dedi. Mustafa? Şey diyor, mektubatta tevhid ilan diyor. Yani o beldenin adına o şahıs, onun için herkes evinde namaz kılarken ezan ve kamet getirmesi lazım. O evinizde, çevrede olan cinler, erva habiseler kaçışıyor. İnan. Mektubatta diyor ki, ezan o beldenin adına o imam, o müezzin, o Müslüman okurken tevhidi alem-i şahadetten alem-i gayba atılan bir koridorda ilandır. O belde adına tevhidi ilan ediyor. Başka bir maksadı insanlar namaz vakti diye. Esas onun için değil. Eğer sırf ezan namaz için olsa davul çalsan da olur. Ama onun için değilmiş. Gelmesin abi. Oku abi mektubatta. Mektubat 397. Evet şurada. Evet oku. Mesela birisi dese ezanın hikmeti Müslümanları namazı çağırmaktır. Şu halde bir şüphe katmak kafidir. Biri böyle dese. Evet ya. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahat ezanı içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba nev-i beşer namına veyahut o şehir ahalisi namına hılkat-ı kainatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hılkatı olan ilan-ı tevhid ve rubiyet ilahiye karşı izahar-ı budiyete vasıt olan ezanın yerini nasıl tutacak? Ya tüfek sesi onu atar, şey tutar. Bak ne kadar. Ya Allah ebeden daima razı olsun. Acizim ya Rabbi. Allah'ım sana nasıl yakışıyorsa ustadımıza ve nur talebelerin öyle muamele eyle. Bak hele ya. Nasıl izah etti? Şu gidesi nasıl izah etti? Ve bu ortamda gayret ediyorum bu sayın. Yoksa bu anlattığım gibi de değil ha. Bu anlattığım libas. Başka yerde ders yapsak müzakere bu beden ciltten daha fikir libasına kadar giriyoruz. Fikir libastır, his libastır, duygu libastır. Soğan kabuğu gibi ezberden söylemiyorum. Dışarıdan içeriye giriyorum.
kazak, gömlek, atlet, vücut gibi fikir, dima, gir içeriye his, vicdan, duygu, kalp, gir içeriye ruh, latife. Daha gir arkasına ben olan ben, ben. Daha arkasına sırrı insan. İşte bunlar hepsi libas. Şimdi bunlar konuşuyoruz. Burada hepsi var. Bu paragrafta. Allah şanına yakışır, nasıl yakışıyorsa öyle ustadımıza muamele etsin. Bak vesile etmiş. Allah'ın en büyük bize ikramı ihsan. Vefaya. Dua etmek vefadır. Elhamdülillah. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi ezan okunuyor. Bir korku oluyor. Demek ki ikinci ezanıdır. Değil mi? Allah'ımız bizi çağırıyor. Evet. İçimizde bir şey oluyor. Bir ürpeli oluyor, canlılık oluyor. Canlılık oluyor. Kendimizi atıyoruz işte mescide namazımızı kılmaya şey yapıyoruz, başlıyoruz. Fakat o tüfek atıldığı zaman, yani hiçbir şey, tüfek sesi hiçbir şey yani. Yani birisi birisine mi attı, kuşa mı attı, birisini vurdu, birisini mi vurdu, evet. Veya birisi hava mı attı, birisi mi coştu? Yani ezan, namaza daha insan itiyor böyle. Mesela Rusya'da bir ezan, tüfek patlasa, Müslümanlar insanları camiye çağırıyor, namaz vaktidir diye anlaşılır mı? Tüfek atsa, tüfek. Ramazan toplumda çok heyecanlanıyorum. Ha ama nerede? İstanbul beldesi. Ona işte nam ve unvan olmuş. İftar vakti ama ezansız olmuyor o da. Ona mana yüklenmiş hocam. Ezanla beraber oluyor. Mesela pazarda ezan okunmasa kalsın. Pazarın tepesinde kalesinden bum olsa. Olmuyor. Ve o da Osmanlılar'da yapılan bir şey ya. O da nam ve unvan olmuş, alamet olmuş. Ama ezansız o gün olmuyor. Ama Ramazan'da ilk günü biliyorsun değil hocam, mermiler atılıyor. Bak onun manası... Evet, bir de bayramdan, camiden çıkınca. Bir gün pazarda Ceyran yoktu, Murat Dursun nöbetteydi. Ezan duymadı. Ben de gittim oraya, beni yedi bitirdi. Nasıl ezan okunmaz? Git dışarıda okusunlar, mikrofonsuz okusunlar. Ezan nasıl okunur? Tutulmuyor mu? Aa vay be. O kadar tepki gösterdi. Fesmur. Mustafa'nın okuduğu yer var ya. Evet, Allah Allah. Yani sadece namaz için değilmiş yani. Mesela tüfek atsan cinler kaçışmaz ama ezanda ezan gittiği yere kadar kaçışır. Cinlerin, kafirleri kaçıştığını köpekler ve çakallar görür, onun için bağırır. Gazali der. Mesela ezan okuyunca bak şu an değil baklar da bağırmıyor çakal. Ezan okuyunca bağırıyor. Gündüzde var yine. Evet. Bazen ikindide. Ezan öğle ve ikindi. Hele ikindi de bizim aşağıdaki ilmakta. Vuuu. Öyle o kadar hoşuma gidiyor ki. Evet. Burada dursun. Daha gitmeyelim. Yeter bu akşam bu kadar. Yani yeter değil mi Allah-u Ekber? Daha çay demden de ya bak. Demlenmiştir. Sorusu olan çağ. Ama çok hoş ya bu libas, Kur'an. Böyle Kur'an'la alakalı, böyle enfuzi şeyle alakalı oldu mu? Ama şunu ifade edeyim. Bu elbise, bu libas, bu da libas. Biraz önce anlattım bu libası. Bunu burada şimdi konuştuk. Bir içerisi, bittik içerisi İsmail. Fikirler konuşuyor mu konuşunca? O da libas. Benim libasım. Aklımın libası. Sonra bir bağ var, bir hissiyat var. Vicdanımın libası. Duygu var. Latife-i insani, vefa, haya, edep. Ondan sonra silah-i rai. Dostun, eşinin, akrabanın hakkını korumak. İyiliği bilmek. Küfranı nimet etmemek. O da kalbin libası. Daha biraz da ileri. El-hubu fillah ve el-buzu fillah. Dostun, düşmanın, kişinin kişiliğini, kimliğini değil. Kimlik, fikir gösterir. Yani kaliteli adamın kaliteli dostu ve kaliteli düşmanı olur. Bu da bir libas. Kalbin libası. Ruhun libasını söyleyeyim. Şefkat-i mukaddese, şefkat libastır. Muhabbet-i münezzeh, muhabbet libastır ruhun. Sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Mesela ben senden iftihar ediyorum. Dediğim anda hakikaten samimiyetime göre ise ruhumun libasıdır o. İftihar edebilmek ruhun oynamış demektir. Ruhun çalışıyor.
Ruhu çalışmayan iftihar edemez kardeşinden. Kardeşiyle iftihar etmek ancak ruh oynuyorsa. Eğer silah-ı rahim, vefa, haya, edep vesaire gibi şeyler varsa kalbin çalışıyor. Ela biz zikrillah etmenin kulu. Eğer mesela his, korku, evham vesaire vesaire o vicdanla alakalı. Fikirlerin düşünceler, malumatlar, zanlar, bilgiler o da aklın libası. Biz en dışarıdaki libastan konuştuk. Bu içsel alemimizi dışarıda bu adam nasıl bir adam? Nereli bu? Neyi düşünüyor? Duyguları ne? Ne hissediyor? İçerisini ehli seyreder. İşte Kur'an'ın lafzı bu burayı. Aklın, vicdanın, kalbin, ruhun hepsini tazamun ediyor. Ve bir de Allah kendisini onunla ifade ediyor. Bu kelam ilahide bu özellik var. Hasan Hocam, insanın karakterini kelam veyahut da libası gösterir mi? Gösteriyor. Karakterini bakıyor böyle. Asaletli bir adam veya sıradan basit adam. Renk meşrep derdir usta böyle. Basit adam yani, seviyesiz adam. Böyle bir adam. Seviyesiz adam. Sima hepsini gösteriyor. Mesela şunu da madem şey yaptın, biraz meşguldum. Şu anda sen şöyle dinliyorsun. Bu bile böyle dinlesen, böyle yapsan Rüştü abiye itiraz ettiğim zaman şöyle yapardı mahkemata. Rüştü abi öyle ama mahkemata da şöyle. Ahi yerini göster. Parmak böyle yapmaz. Bu elini göster. Yerini göster. Kesinlikle itirazı dinlerdi. Söyle o koku. Hiç rencide etmeden tamam dedi. Bu sureti kanuniyeti var. Ondan sonra ben çok iyi hatırlıyorum. Kendi fikrinden vazgeçip ömrümde bir tane hatırlıyorum. Ahi seninkisi daha açık. Tamam. Dediğini bir defa hatırlıyor. Kendi fikrinden vazgeçip benim tespitimi kabul ettiğini hatırlıyor. Şöyle dinlerdi. Niçin anlatıyorum? Şöyle dinlerdi. Ama o şey oluyor. Bazıları şöyle. Bak mesela şu anda şöyle yaptın. Mesela konuşurken esnafsın. Böyle parmak göstererek tehdit ifadesi bu. Bir de elinin arkasını göstererek konuşma. Böyle yapsan iter adamı. Hep avucun üstünü göstererek yapacaksın. Bunlar da hep şey beden değil. Hep de libas. Yani sırf sima değil, duruşun bile. Kim nasıl oturuyorsa onun halet üresi gözüküyor. Halet üreni zaten dışa vuruşu. Bu da libas. Hiçbir şey libassız bir şey yok ki. Allah mesela kainata bir libas hurmaya giydirdi. Mesela hurma diyor ki böyle cennet hurması var ya. Rengiyle diyor ki gözünüzü biliyorum. Kokusuyla burnunuzu biliyorum. Tadıyla dilinizi biliyorum. Gıdasıyla vücudunuzu biliyorum. Tamam? Biliyor. Bunu nasıl ifade ediyor? Orada ki hurma şeklinde gösteriyor. Rahmetini bize ihsanıyla gösteriyor. Bildiğini nimetleriyle gösteriyor. Hepsi libas. Konuşmak peki ne? Konuşmak ruhumuzun dışarıdaki nüfus cüzlarına benzer. Peki.